Peki hali hazırdaki takıntıları ee, takıntıları ne bekliyor bu süreçte? E, evet, orası çok önemli bir ayrım. Ya Şimdi şöyle, ben bir... ellerimi sürekli yıkayan Hı -hı. bir insandım. Evet. E, ve bu aslında bir çok şey değişmedi. Evet. Ama ciddi anlamda takıntısı evet. ne bekliyor. Çok ciddi anlamda takıntısı olanların mutlaka psikiyatrik ilaçlarını, medikal tedavilerine Hı -hı. devam etmesi gerektiğini öneriyoruz. E, ve bu noktada şu an önlemler kapsamında bunu herkesin yaptığını kabul edebilir ve bu sorununu erteleyebilir. Yani ilaç tedavisine ya da online psikoterapi tedavisine devam edip herkes kadar. Ama eğer bu e, şiraze kaçıyorsa ve gerçekten kişi kondisyonunu dediğimiz uykusu, beslenmesi, sağlığı fiziksel olarak risk altındaysa bu takıntılarından dolayı orada bir yardım almasında fayda var. Bunu şimdi, başında önlemeye çalışmak önemli. Şimdi sadece kendi hayatlarımızla ilgili Hı -hı. değil yaşadıklarımız. Evet. Bir de e, aynı evi paylaştığımız insanlarla evet. ilgili de bir takım sıkıntılarımız oluyor. Evet. Onları korumak adına Hı -hı. ya da bizim gibi çok fazla özen göstermediklerini düşündüğümüzde evet. onları da zorluyoruz bazen onlar da bizi zorlayabiliyor. Hı -hı. Kontrol etmeye Bu durumda ne yapacağız birbirimiz için de çok Hı -hı. büyük bir sıkıntı teşkil ediyoruz. Çok önemli bir konu çünkü Hı. bu damgalama, etiketleme, Hı. özellikle evin üyeleri e, evden bir üye işe gidip geliyor Hı. ve mesela diyelim anne Hı. E, virüslü muamelesi yapmak mesela dışarıdan birinin virüs getirdiği hissi Hı. bu iki taraf için de rahatsız edici bir şey yani ilişkiyi de yıpratıcı bir şey Hı. buna maruz kalan e, çok Kamu çalışanı var, i̇şte konuşuluyor zaten hocalarımız çok güzel ifade ediyor. Bu damgalama ve etiketleme olayını biz ruh sağlığı uzmanları olarak açıkçası düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, kişi, herkes bir erişkin. Yani bir çocuk, çocuğun e, dezenfekte sürecini yönetebiliriz. Ama iki yetişkin birbirini yönetmesi biraz tuhaf. Karşınızdakinin bir erişkin olduğunu ve bu sorumluluğu alabilecek e, özveri de olduğundan emin olsak hı hı. E, bu bir dayanışmayla yürüse her şey daha kolay olur. Ama etiketleme olayı gerçekten rahatsız edici ve ilişkileri yıpratıcı bir şey. Ama işte o sakinliği koruyup da nasıl birbirimize evet. laf anlatacağız. Evet. Benim başıma geldi ee, birkaç gün önce aslında anne ve babam gerçekten şu süreçte ben onların annesi babası gibiyim. Söz dinliyorlar. Dinliyorlar ama bir bak dil çaldı. Babam kapıyı açmış. Ee, apartmanımızın görevlisi var. Ee, çok tatlı bir abimiz. Ee, bizim gibi pek çok e, kapının zilini çalıyor ve herkese iletişim içerisinde. Benim babam ve annemin de kronik hastalıkları var, Hı -hı. 65 yaş üstü. Dolayısıyla istemiyorum ki herhangi biriyle temasları olsun şu süreçte. Hı -hı. Bu süreci ya onların sağlıklı bir şekilde atlatmasından yanayım. Ee, i̇şte şu maske dağıtma, dağıtımı ile ilgili, bu maskeler ne zaman gelecek? Sohbetine koyulmuş. Hı -hı. Ay, evet. o kadar Ay, o kadar sinirlendim, o kadar sinirlendim ki. Evet. Ya, o kadar özen gösteriyorum ki evet. bunun e, karşı tarafta. ...benim gösterdiğim özenin anlaşılamadığını düşünüp tabii hmm. bir anda sinirlenebiliyorsunuz. Hmm. Bizim gibiler için ne önerirsiniz? Ay, evet, kesinlikle ben de aynı deneyimleri yaşıyorum. E, bu noktada o anda, çünkü o an biz tetiklenmiş oluyoruz ve gelişmiş beynimizle konuşmuyoruz. Daha ilkel beynimizle konuşuyoruz. O yüzden ilkel bir cevap verelim ve susalım. Yani bir o tepkiyi ertelemeye çalışalım. İlk hedefimiz bu olsun. Çünkü bu dediğim gibi travma bakış açısından ilerlersek sevdiklerimize bir şey olması hepimizin en temel zaten korkularından biridir. Yalnız kalmak, sevdiklerimizi kaybetmek zaten çok künt korkulardır. Ve zaten bu limbik sistem dediğimiz orta kısım bu tecrübeleri, bu travmaları orada yaşantıladığı için biz orayla konuşuyoruz. Ama bizim alnımızın hemen arkasındaki kısım gelişmiş beynimiz... Muhakeme, değerlendirme, duygularından bahsetme, empati gibi üst düzey e, fonksiyonlarımız o anda e, bloke oluyor maalesef. Kapanıyor. Kapanıyor. Hay Allah. O yüzden o dille erişemiyorsak ilkel dilden duralım. Sadece duralım. Hmm, duracağız. Ve belki akşam yemeğinde, belki bir yarım saat sonra e, bunu konuşmakta fayda var. Baba, hani bunu, bunu gördüm. Ve gerçekten kandırılmış hissediyorum diye kendimizi açmakta fayda var. Şu an izliyorsan iyi beni ifşa ettin diye Çok selamlar. Bu arada, çok sağolunuz. Ee, bu arada şeyi de sormak istiyorum. Şimdi birebir terapiler de söz konusu uh -huh. değil. Uh -huh. ee, gidemiyorlar da uh -huh. psikologlara ya da psikiyatristlere. Fakat uzaktan e, bu tür destekleri almak, takıntılar, kaygılar, uh -huh. korkular karşısında. Çok kolay hale Mümkün geldi. mü? Uh -huh. e, yeterli mi? Evet. Bu konuda biz böyle dernek olarak, EMDR derneği çok geleneksel e, aslında hocalardan yetişmiş bir jenerasyonuz hı hı. ve daha önce hiç yanaşmadığımız konularda aslında dünyada 8-10 senedir online terapiler çok efektif bir şekilde kullanılıyor. Fiziksel olarak mesafelerin olduğu durumlar, zamanlama'nın yetişemediği durumlarda online yardım platformları var. Ama biz biraz mesafeliydik. E, şu an görüyoruz ki bu sadece çünkü bizim yöntemlerimiz konuşma terapisi üstüne değil. Hı hı. Bir takım beyinle ilgili nörobiyolojik tedaviler zaten çok ön planda. Hı hı. Bunların başında da EMDR tedavisi geliyor hı. ve biz bu bunun protokolleri var ve bir tedavi planı var. Ben kendi kaygı bozukluğu olan daha önce de çalıştığım bir danışanım, korona ile ilgili bir tetiklendi ve biz onunla son 3 haftadır haftada bir seans olmak üzere bir tedavi planı yaptık. Dün en son ee, kahkaha atıyordu ve ee, hani beynin iyileştiriciliği ile ilgili işte e, tipeks gibidir benim beynim falan diye en son gülerek kapattık. Dolayısıyla beynin kendi kendini iyileştirmek gücüne ee, çok kıymet veriyorum. Gerçekten tıpkı yaraları iyileştirir gibi beyin de gerek travmaları, gerek takıntıları, gerek kaygıları iyileştirebiliyor.